Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, nereye geldik? Bediüzzaman Bakara suresinin 33 ayetini tefsir etmiş. Biz bugün 6. ayete geldik. O ayet de şu: İnnellezine kafaru sevaun aleyhim e enzertehum em lem tunzirhum. İster onları ikaz et, ister etme. Küfredenler için fazla farkı yoktur. La yu'minun, iman etmezler. Bu ayeti kerimeyi inşallah okuyacağız. Önce ve şunlarım. Acaba bu ayeti daha yukarıdaki ayetlere, özellikle de ulaike ala huden min rabbihim ve ulaike humum yuflihun ayetine nasıl bağlarız? Bağlama ciheti. Burada bir mukaddime zikrediyor. Bu mukaddimeyi size ben tavsiye ediyorum. Mutlaka Hikmetül İstiaze Risalesi lemalardan, kaçıncı lemaydı hatırlayan var mı? 13. lema mı? Evet, 13. lema. Orada Cemali ve Celali isimlerin izahını yapıyor Bediüzzaman. Mutlaka okumanızı tavsiye ederim bu biraz sonra okuyacağımız İ'lami tam anlayabilmek için. İ'lam, ey mübarek kardeşler, bilin ki enne lizzatil ehadiyyi, zatı tek olan Allah'ın fi alemi sıfatil ezeliyeti, ezeli olan sıfatları aleminde tecelliyeyni, iki tecellisi var. Subhanallah. Güle bakıyorsun, kokusuyla, rengiyle sana gülüyor. Bu cemali tecelli. Ama söyleme sahip, ayıya bakıyorsun. Seni yemek için hazırlık yapıyor. Bu da celali tecelli. Celaliyyun ve cemaliyyun. Bu iki tecelliden biri celali, heybet ve azamet tecellisi. Birisi de cemali, güzellik ve tatlılık tecellisi. Febi tecellihima, bu ikisinin de tecellisiyle, bu iki tecelliyle. Nerede? Bu ikisi her yerde tecelli ediyor. Bediüzzaman 5-6 tane yer sayacak. Müthiş bir şey bu. Ben bu izahı başka yerde görmedim. Fi alemi sıfat-ı lef'al. Cenab-ı Hakk'ın fiilleri, yani sıfat-ı fiilleri, sıfat-ı lef'al var ya, mesela hallakiyet, Cenab-ı Hak yaratıyor. Mesela diyelim ki, ne bileyim ki, kahhariyet, mesela rahmaniyet vesaire vesaire. Yani Cenab-ı Hakk'ın fiil sıfatları alemindeki bu ikisinin tecellisi, yatadaharu ortaya çıkıyor. El lutfu vel kahru. Hem lutuf, işte gülde. Hem de kahr, işte Nuh Aleyhisselam'ın kavmine gelen tufan belasında. Ayrıca vel hüsnü, hem güzellik, vel heybetü, okyanusların o dehşetli tsunamisinde. Heybet dediği aşırı derecede büyük korku hali. Demek ki bu sıfat-ı efaldeki tecellisi. وَسُمَّ بِالْاِنْعِطَافِ فِي عَالَمِ الْاَفْعَالِ Fiiller alemine bizzat bu celali ve cemali sıfatların girişiyle, yani bağlanmasıyla, initaf bağlamak demek, bağlanmasıyla ne olur? يَتَوَلَّدُ, şunlar doğar. اَتْتَحْلِيَتُ, süslüyor Cenab-ı Hak. Her bahar süslüyor. Ama وَتَّحْلِيَتُ, sonra da gereksiz şeyleri temizliyor. Mesela güzün. Değil mi? Veya insana misal verelim. Yani oksijeni veriyor, karbondioksiti temizliyor. Tahliye var, tahliye var. Başka? Ve tezinu, bir süsleme var. Bir de ve tenzihü, kirler ve kusurlardan da uzak tutuyor. Bu ikisi, biri celali, biri cemali. Bu da alemi ef'alde Cenab-ı Hakk'ın isimlerinin bağlantısından kaynaklanıyor. Peki sümmeril intibai, tabiat olarak bulunması sebebiyle fil alemil uhreviyyi min alemil asar, Cenab-ı Hakk'ın eserler aleminden. Eserler alemi iki türlü. Biri ahiret, biri dünya. Ahiret alemindeki haliyle intiba dediği tabiat haline gelişi, ne olmuş ahiret aleminde, eserler aleminden?
Yetecella ortaya çıkıyor. El lutfu cenneten. Cenab-ı Hakk'ın cemali tecellisinden olan lutfu cennet olarak tecelli ediyor. Ve nuran ve nur olarak. Ama vel kahru kahr ise cehenneme ve naran, cehennem ve ateş olarak tecelli ediyor. Bu da üçüncü değil mi bu? Allah tabi sıfat-ı ef'al, alemi ef'al ve nihayet şey alemi uhrevideki alemi asar. Gelelim dörde. Sümme bil in'ikâsi fi âlemi zikri. Yani gözle gördüğümüz, zikredebileceğimiz şu alemde. Bak bak bak, burası çok önemli. Zikir aleminde. Yenkasimu zikru ilel hamdi ve tesbih. Allah'ı zikir ikiye ayrılıyor. Hamd, güzel şeyleri övüyorsun. Tesbih de bütün kusurlardan ve eksikliklerden tenzih ediyorsun. Bu da celali tecelli. Zikir alemindeki nüsebbihü derken celali tecellisi zikirde. Sümme bi temessülihima. Daha sonra bu celali ve cemali tecelli temessül ediyor. Yani aksıyor, yansıyor. Fi alemil kelam. Kelam aleminde. Kelam dediği Cenab-ı Hakk'ın kelam sıfatından gelen Kur'an'da. Yetenevve'ul kelam. Allah'ın kelamı çeşitleniyor. İlel emri ve nehi. Emirleri var, yasakları var. Emir cemali, yasak da celali. Bu ayrım ya. Vallahi ben hiçbir tefsirde görmedim bu ayrım. Sümme bir irtisami fi alemil irşad. İrşad aleminde meydana gelen resimler. Yani nasıl resimleniyor? Resimlenmek demek. Yukassimanuhu, onu yani o tecelliyi taksim ediyor. Daha doğrusu yani celali ve cemali tecelliler onu ne yapıyor? İrşat alemini taksim ediyor. İle terhib, cennetle müjdelemeye, teşvik etmeye. Ama ve terhib, bir de cehennemle korkutmaya. Biri cemali, biri celali. Ve tebşir, müjdelemeye. Ve inzar, uyarmaya. Sümme, kaçıncı oldu unuttum. Sümme bi tecellihima. Yani celali ve cemali sıfatların tecellisi alel vicdan, vicdana tecelli etmesiyle yetevelledü, doğar erraca. Bu cemali ismin tecellisi Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek. Vel havfu, bir de korku. O da celali. Ve hakeza. Böyle artık. Ulan biz bu kadarını bilmedik. Böylesini nereden çıkaralım Bediüzzaman? Sümme bilesin ki inne min şe'nil irşadi. İrşadın şanındandır. İrşad ne demek? Öyle bir an için ağlatıp o adamı bırakmak değil. İrşadın şanı şudur. İdametel muazeneti beynel racai vel havf. Ümitle korku arasında dengeyi devam ettirmektir. Hiç unutmuyorum. Şimdi profesör olmuş. Bir doktor kardeşim derslere gelir. Benden sonra saat 1'e kadar. Çok da böyle. Hanımefendi bir hanımı var. Yemek yaptı gittik. Bir gün birkaç defa ikaz ettim. Dedim doktor kardeşim yanlış yapıyorsun. Senin hanımının senin üzerinde hakkı var. Ben de kalsam dershanede dersten sonra 2'ye kadar sohbet etme imkanım var. O kadar soru soruluyor ki. Ama ifrat ve tefrit etme. Her şeyde bu. Ümit ve korku. Nitekim ayrıldılar. Yani bu her şeyde böyle. Ümit ve korku. Niye? Niye? لِيَدْعُ وَالرَّجَاءُ. Ta ki ümit insanı çağırsın. اِلَا اَنْ يَسْعَى بِسَرْفِ الْقُوَى. Bütün güçlerini sarf ederek doğru yolda çalışmaya. وَالْخَوْفُ. Korku ise şuna çağırsın. اِلَا اَنْ يَتَجَاوَزَ بِالْاِسْتِرْسَالِ. Her şeyi boş vermekle hudutları tecavüz etmemeye. Ve فَلَا يَيْأَسَ مِنْ رَحْمَةِ. Allah'ın rahmetinden ümit kesip فَيَقْعُدَ مَلُومًا. Azarlanır duruma düşüp oturup böyle perişan olmamak için korku da buna çağırır. وَلَا يَأْمَنَ الْعَذَابَ. Azaptan emin olmaması için korku davet eder. فَيَتَعَسَّفَ. Ta ki böyle teassüf dediği kendi kendine zulmedip وَلَا يُبَارِ. Hiçbir şeye aldırmaz hale gelmemesi için. فَلِهَذِهِ الْحِكْمَةِ الْمُتَسَلْسِلَةِ. İşte bu zincirleme hikmetlerden dolayı مَا رَغَّبَ الْقُرْآنُ. Kur'an hiçbir yerde teşvikte bulunmamıştır ki illa وَقَدْ رَحَبَ. Aynı zamanda korkutmuştur da. Cennetle müjdelemiş, cehennemle korkutmuştur.
Celal ve cemal olmazsa. Tabii celal ve cemal. Bizde kelam ortaya çıkar mı? Tabii hiçbir şey çıkmaz. وَمَا مَدَحَ الْاَبْرَارَ İyileri hikmet etmemiştir Kur'an-ı Kerim. İlla وَقَرَنَهُ بِذَمِّ الْفُجَّارِ Hemen onun yanına füccar dediğimiz Allah'a isyan edenleri zemmetmeyi getirmiştir. اِنَّ الْاَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ وَاِنَّ الْفُجَّارَ لَف۪ي جَح۪يمٍ buyurmuştur. İyiler nimetler içinde ama aşırı isyan edenler de cehennemdedirler buyuruyormuş. Geldik bir soruya. Evvela ben sorayım. Şimdi daha önce Kur'an-ı Kerim Elif Lam Mim'den ve ulaike humul müflihuna kadar müminleri anlattı. Öyle mi? Şimdi kafirleri anlatmaya başladı. Peki niye atıf yok? Halbuki Kur'an-ı Kerim çoğu yerde, her yerde değil. Mutlaka böyle ikisini de zikrederken atıf kullanıyor. Atıf dediği yani birleştirme harfleri. Acaba burada niye yok? Ya öyle inceliklere giriyor ki. İn kulte desen ki felime la lem yu'taf huna kema utife fi innel ebrara lefi ne'im ve innel fuccara lefi cehim. İnfitar suresinde iyiler Allah'ın nimetleri içinde, kötüler ve şer işleyenler de cehim cehennemindedir diye iki cümle arasında atıf getirmiş. Burada atıf getirildiği gibi neden burada da ve innellezine diye atıf getirilmemiş? Direkt başlanmış inne. Anladın? Bakalım. Kîle leke. Sana şöyle bir cevap verilecek. İnne husnel atfi. Bir cümleyi bir cümle atfetmenin güzelliği yanduru ila husnil münasebeti. İki cümle arasında münasebet güzelse atıf yapılır. Yani güzel bir münasebet yoksa atıf yapılmaz. Ve husnul münasebeti, bu münasebetin güzelliği de yehtelifu bihtilafil garadil mesuki lehul kelam. Sözün ana gaye olarak sevk edildiği maksatın ihtilafıyla değişebilir. Ana maksat farklıdır. Birinde A'dır, birinde B'dir. O zaman birbirine atıf yapmak uygun değildir. وَلَمَّ اَخْتَلَفَ الْغَرَدُ هُنَا وَهُنَالِكَ Hem bu ayette hem de bir yani diğer ayette, diğer ayet dediği yani اِنَّ الْاَبْرَارَدَ وَاِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا'da İkisinde de maksat farklıdır. لَمْ يُسْتَحْسَنْ الْعَطْفُ هُنَا Bu sebeple maksat farklı olunca atıf da uygun görülmemiş, güzel karşılanmamıştır. Niye farklı? İz, çünkü medhul mu'minine muncerrun ve mukaddimetun li medhil Kur'an. O kadar güzel ki. Biliyorsun yukarıda, yani orada o zaman hüna ve hünalike dediği, yani burada dediği innellezine keferu, hünalike dediği de yukarıdaki ayetler. Mümini met, Kur'an'ı met eden ayetler. Zira müminleri ve Kur'an'ı met etmek, Kur'an'ı met etmenin mukaddimesidir. Netice itibariyle ona varır. Ama ve neticetu lehu onun neticesidir. Vesika lehu ana maksat odur. Yani daha önceki ayetlerde ana maksat hem Kur'an'ı met etmek hem ona ittiba eden müminleri met etmektir. Halbuki ve emma zemmül kafirin kafirleri yermek ise ki bu ayetteki ana maksattır. Felit terhibi korkutmak içindir. Fel la yettasilu bi methil Kur'an. Kur'an'ı met etmekle birleşemez. Onun için atıf da edilmez. Yahu ne acip bir şey yani biliyor musun? Hiçbir tefsirde bunu göremezsiniz arkadaşlar. Yoktur, yokluktur. Yok, yok, yok. Böyle bir cevap. Sunmandur. Şimdi bak. İlel letaifil mündemiceti. Fi nazmi ezzai hadihi al-aya. Bu ayetin yani innellezine kafaru sawaun aleyhim ayetinin ve devamı belki de cüzlerinin nazmında indimac eden yani içinde bulunan belagat ve mana nüktelerine bak bakalım. Bakalım nelermiş. Fe evvelen birincisi şuymuş nükteler. İsteniz ünsiyet kazan. Yani yakınlık hisset. Bi inne vellezine. İnne demek şüphesiz demek. Ellezine onlar ki demek. Bu ikisiyle de ünsiyet kazan. Yani yakınlık kur.
Fe innehuma çünkü inne ve ellezine ecvelu ve esyeru ma yusadifuke fi menazilit tenzil. Peyderpey indirilmiş olan ve bir ismi tenzil olan Kur'an-ı Kerim'in değişik menzillerinde karşılaşacağın en çok dolaşan ve en çok gezen kelimelerdir. Yani çok var böyle. İnnellezine kafaru, innellezine amenu ve amilus salihat. Çok geziyor Kur'an-ı Kerim'de bunlar diyor. Ayrıca veli emrin ma, önemli bir sebepten dolayı. Ekserel Kur'anu min zikrihima. İnne ve ellezineyi Kur'an-ı Kerim çok zikretmiştir. Sebebi ne peki? İdmâhuma. Çünkü inne ve ellezine ile beraber min cevheril belagati. Belagat cevherlerinden nüktetâni âmmetâni. İki genel nükte çıkar. Gayru mâ tehtassu külle mevki'in. Her yerde hususi nüktelerinin dışında bütün her tarafta genel olan iki nükte açıktır. Yani innellezine geldiyse iki nükte vardır. Her yere has özel nükteler hariç diyor. Bakalım neymiş bu iki nükte? Ya. Emma inne, inne'ye gelince hiç şüphesiz ki demek. Fe inne min şe'niha. Bunun şanındandır. En teskube satha nafizeten ilel hakikati. Hakikata yürüyecek şekilde bir tavanı delmesidir. Mesela sen diyorsun ki Ertuğrul Rotterdam İslam Üniversitesi'nde değildir. Ben de diyorum inne Ertuğrul fil cami'al İslamiye bir Rotterdam. Buradadır. Yani senin tavanı delip inkar ediyorum senin o iddianı. Anladın değil mi? Hakikata giden yolu deliye açıyorum. İnne de daima kesin, şüphesiz demek yani. Evet. Ya çok enteresan. Demek hakikata giden bir pencere olarak tavanı deler. İnne. Ve tu sile el hükme ileyha. Verilen hükmü, anladın değil mi? Ona ulaştırır. Nereye ulaştırır? Hakikata ulaştırır. İnnellezine amenu ve amilus salihat. Gelecek olan hüküm bu ikisi hakkında kesindir. İman edip de ameli salih işleyenler hakkında veya küfredenler hakkında. Neyse. Kenneha sanki bu inne irkud dava bir dava ve iddianın kökü gibidir. Damarı. İttasalat bil hak, hak ile bağlanan damarı. İnne geldiyse o mesele kesindir. Mesela inne hada keda, yani bu böyledir dediğin zaman ey el hükmü ve hadi dava, bu karar, bu hüküm ve bu iddia leyset hayaliyeten, asla hayali değil. Ve la mübtedaaten, sonradan icat edilmiş değil. Ve la itibariyeten, itibari de değil sağ sol gibi. Ve la müstehseseten, sonradan biri yapmış değil. Hakikat da var. Bel hiye, belki bu minel hakaikil cariyeti sabite, sabit ve var olan hakikatlardandır. O demektir inneyi getirince. وَمَا يُقَالُ مِنْ اَنَّ اِنَّ şöyle denilen cümleye gelince. Bu da önemli bir nokta. اِنَّ لِلْتَحْقِقِ yani inne bir şeyin hakikat olduğunu ifade etmek içindir. Ama burada اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا şey neydi? Ulan her şeyi unuttuk be. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ yani zaten kafirler. İkaz etsek de etmesek de eşit. Onlar bunu kabul ediyor. Burada tahkike gerek yok gibi. Anladın değil mi? Zaten bu böyle. Gavurlar zaten bunu kabul ediyor. Bunu niye tahkik edelim? Öyle bir iddia ki. Yani denilir ki inne yani tahkik içindir. Fe unvanun lihadil hakikati vel hasiyeti. Bu özellik, bu hakikat ve bu hükmün unvanıdır. Halbuki ve nüktetül hususiyeti hüna umumi olan değil de inne ve ellezinenin iki genel nüktesi var dedi. Açıkladı inneninkini. Bir de o bulunduğu yere göre hususi nüktesi olabilir dedi. Burada innellezine kafaru burada hususi bir nükte var. Farklı bir nükte. O da enne innellezî şanuhu raddüş şekki vel inkar. Şanı şüpheye düşmek ve inkar etmek olunca inne kullanılmalı.
Halbuki kafirlerin uyarsan da uyarmasan da onlar için eşit olduğu hükmünde şüphe yok ki. Niye inne kullanıldı? Ma adenihima fil muhatabi. Halbuki muhatap için, yavrular için böyle bir şey söz konusu değil. Onlar şüphe etmiyor ki. Yani onları uyarsan da uyarmasan da fark etmiyor. Ha, buradaki özel nükte şu. Lil işareti. Şuna işaret etmek için getirilmiş. İlâ şiddeti hırsın nebiyyi aleyhisselam alâ imanihi. Her ne kadar evet onların uyarsan da uyarmasan da şüpheleri yok. Yani bir fark etmeyecek ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in onların iman etmesine olan hırsını göstermek için. Resulullah onların mümin olmasını çok arzu ediyor demek için. İnnenin buradaki hususi nüktesi budur. Vallahi çok tatlı ya. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ Gelelim الَّذ۪ينَ Bunu da okuyacağız mecburen. Çünkü mevzu birbirine bağlı. Ne dedik? اِنَّ وَاَلَّذ۪ينَ'nin Kur'an-ı Kerim'de çok gezen kelimeler. Bunun iki umumi nüktesi var. Bir de bulunduğu yere göre hususi nüktesi var. Bunları açıkladık. Misal de verdik. وَاَمَّا الَّذ۪ينَ Gelelim اَلَّذ۪ينَ'deki umumi nükteye. Fa'lem, bilmiş ol. Ennellezi, ellezi ismi mevsuldür biliyorsun. Min şe'nihi, şanındandır. El işaretu ilel hakikatil cedideti. Yeni gerçekleşen bir hakikata. Eskiden beri sabit olan değil. Yani mesela innellezine amenu ve amilus salihat. Eğer bir kimse iman etti, ameli salih işlediyse, yeni olmuştur bu. Ona şunlar var diyecek. اَلَّتِي اَحَسَّ بِهَا الْعَقْلُ قَبْلَ الْعَيْنِ Gözden önce aklın hissedebildiği yeni ortaya çıkan hakikate işaret etmek için. وَاَخَذَتْ Bak bura çok önemli. فِي الْاِنْعِقَادِ Henüz oluşma safhasında. Oluşmaya başlamış hakikat. Henüz sabit değil yani. İnne'de sabit olana işaret var. Burada ise yenilene, yeni oluşana. وَلَمْ تَشْتَدَّتْ Tam son noktaya gelmemiş henüz hakikat. Şiddetlenmemiş. بَلْ تَتَوَلَّدُ Hakikat doğuyor. مِنْ اِمْتِزَاجِ اَشْيَاءٍ Bazı şeylerin birleşmesiyle. Kimdir cennete layık olan? اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Amel edip, ameli salih işleyenler. Bak iki şey birleşince... İnnellezine amenu yani o ellezine ortaya çıkıyor. Mesela ne dedik? Ellezine yu'minune bil gayb ve yuqimune ssalat ve mimma razaknahum yunfikun. Kimdir müttakiler? Gayba iman edecekler. Namaz kılacaklar, oruç tutacaklar. İşte ellezine o yenilenen bir hakikat. İşte. İnneden farklı. Ve taahudi esbabin. Esbabın oluşması. Anlatabildim mi? Manevi garabetin garip bir şekilde. وَلِهَذَا bu sebeple tera مِنْ بَيْنِ وَسَائِتِ الْاِشَارَ Allah Allah! Yani sen işaret vasıtaları arasında görürsün ve tasvir, tasvir vasıtaları arasında فِي inkilabil الْمُجَدِّدِ لِلْحَقَائِقِ Hakikatları yenileyen bir değişiklikteki işaret ve tasvirler vasıtaları arasında görürsün لَفْسَ اَلَّذ۪ي Ellezi lafzını görürsün. Bir değişiklik olacaksa. Anladın değil mi? Ha, şimdi dinle. Esyara alel elsineti. Dillerde çok gezer dolaşır bu. Ve eksara deverane. Çok dönüp dolaşır. Çok fazla kullanılır bu. Ha, mesela dersin ki hitap ediyorsun. Gelmiş üniversiteye talebe olarak kaydolmak istiyorlar. Sen diyorsun ki İhvan ilahisa. Ellezine. كَمَّلُوا الْوَسَائِقْ عِنْدَهِ وَيُجِيدُوا اَلْلُوَ الْهُلَّنْدِيَّ يُمْكِنْ تَسْجِيلُهُمْ اِلَى الْجَمْيَةِ Kardeşler, bütün evraklarını tamamlayan, Hollandacayı da iyi bilen bir adam, üniversiteye kayıt yaptırabilir. Bak, yenilenen hakikatlar var burada. Görüyor musun? اَلَّذ۪ينَ'yı öyle kullandım. فَلَمَّا Şimdi dinleyin. اَنْ تَجَلَّا مُؤَسِّسُ الْحَقَائِقِ Hakikatları tesis eden Kur'an ki ve huvel Kur'an bu Kur'an'dır. Tecelli edince gelince idmahale enva insanlar nezdindeki bütün neviler değişti.
İnsan nevi bile değişti. Anlatabildim mi? Eskiden işte iyi adam, kötü adam. Şimdi üçe ayrıldı. Münafık adam, gavur adam, Müslüman, mümin adam. Neviler değişti. Yani bitti, yıkıldı. وَنُفِدَتْ وَنُقِدَتْ فُسُولُهَا Fasılları bozuldu. Artık yeni bir tasnif gerekli. Kur'an yapacak tasnifi. وَتَشَكَّلَتْ اَنْوَعٌ اُخَرُ Başka neviler oluştu. وَتَوَلَّدَتْ حَقَائِكُ اُخْرَى Kur'an'a göre yeni hakikatler doğdu. Anlatın değil mi? Ematera görmez misin? Zaman el cahiliyeti, cahiliye döneminde. Keyfe teşekkeletil envau. Neviler, insanların nevileri nasıl teşekkül etmiş? Aler revabütül milliyeti, milli bağlara göre. Sen Arap, ben Türk. Sen filan kabile, ben filan kabile. Ve tevelledetil hakaikul içtimaiyetu. Sosyal hakikatler doğmuş. Alel asabiyyatil kavmiyeti. Irkçılık esasına göre, esaslarına göre. Felemma enca'el Kur'an. Ama Kur'an gelince kata'atil kerrevabite. Bu basit bağları kesip attı. Hadis-i şerif var. Cebbetil islamiyyetu el asabiyyetel cahiliye. Yani ırkçılığı İslamiyet kökünden koparıp atmış. Hadis-i şerife bak. Onları kesti. Ve harrabetil kel hakaika. Eskiden hakikat bilinen şeyleri tahrif eyledi Kur'an-ı Kerim. Feessese bedelen anha. Onlara bedel olarak envan yeni türler tesis etti. Fusuluha. O türlerin fasılları. Ne demek bu biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun manasını biliyor musunuz? Anlatmadan bilemezsiniz. Bakın insan bir nevidir. Hayvan nevinden değil mi? Ama izahı nedir insanın tarifi? El insanu hayvanun natıkun. Şimdi mantığa göre insan nevidir. Şimdi nev'in birinci tarifi hayvanun. Bu cinstir. Çünkü o cinsten çok hayvanlar var. Aslan da, deve de hepsi o grupta. Ama natık dedin mi bütün hayvanlardan ayırıyor. Düşünebilen ve konuşabilen hayvandır. Fasıl dediği bu. Nevilerin fasılları da errevabutu diniyeti. Dini bağlar. Artık Arap, Türk, Acem filan kabile filan kabile değil. Müslüman mısın değil misin? Müslümansan İslam devletine tabi olan, Müslüman değilsen Hristiyan ve Yahudi misin? Zimmisin. Değil misin? Barış içindeysen müstehmen olarak gel. Bugün fıkıhta okuduk. Mesele gayet açık. Feteemmel. İyi düşün kardeşler. İyi düşün. Şimdi iyi düşün. Neredeyiz? Felemma eşşekal Kur'anu ala nev'il beşer. Kur'an-ı Kerim bir güneş gibi insanoğlu nev'inin üzerine doğunca tezahara bidiyaihi onun ışığıyla çiçekler açtı. Ve esmera binurihi kulubun onun nuruyla kalpler meyve verdi. İşte Abdülkadir Geylaniler, sahabeler. Fetehassalat hakikatun nuraniyetun. Öyle bir nurani hakikat ortaya çıktı ki hiye faslu nev'il müminin. Mümin olmanın faslıdır o. Fasıl dediğim mantıktaki fasıl. Yani bir adamı mümin olma olarak diğer nevilerinden ayıran nedir? İman etmektir. Sümme sonra lihubsi ba'din nufusi bazı canlar, bazı insanlar pis olduğu için teaffenet, çürüyüp kokuştu. Fi mukabeleti diyai o ışığın, o Kur'an ışığının karşılığında tilken nüfus, güneşte biliyorsun pis şeyler kokuşur. O nefisler fetevelledet İşte bundan da doğdu hakikatun semmiyetun zehirli bir hakikat. Hiye o da hassatu nev'i men kefere kafir olanların nev'inin faslıdır, özelliğidir. Ya ve eydan bence burada ne diyorsun? Yo burayı bitirelim. Maalesef bitireceğiz çünkü şey olmaz. Yani bitiyor çünkü bu şey bitiyor. Ve eydan yine beyne ellezine vellezine tenasub. Yani bu ellezine ile yukarıdaki ellezineler arasında bir münasebet var. Allah Allah. Çünkü birinci ellezine hakikati imaniyeye işaret ediyor. İkinci ellezine hakikati küfriyeye dediği iki tane hakikat çıktı. İ'lem bilmiş ol ki
Ennel mevsule, ismi mevsul. Kel eliflami vellami. Eliflam var ya, el müttekinin başındaki gibi. Yüste'melu fi khamseti ma'ani. Beş manada kullanılır. El mevsul, ismi mevsul. Nedir? Biri ahdi zihni, biri ahdi harici, biri cins, biri hakikat, biri fertlerin istigrakı, biri de sıfatların istigrakı. Veya birisi istigrakı hakiki, birisi de istigrakı örfi. Beş manada kullanılıyor. Elif, lam. Eşhuruha el ahdu. En meşhuru ahdi zihni ve ahdi harici. Yani ahdi harici, ahdi zihni anlatmıştım değil mi Molla-i Azim? Bunu biliyorsun. Ahdi harici demek mesela ben diyorum ki ce'a raculun emsi ile menzili. Bir adam evime geldi. Fe ekremtur racule. Elif lam geliyor orada, dikkat edersin. Ben o adama ikram ettim. O adam dediği ne demek? Zihinde var ki dün eve gelen adam demek. Yani harici bu. Buna zikri de diyoruz değil mi? Bir de şey olan, yani nedir? Mesela diyorum ce'el alim. Alim geldi. Herkes biliyor ki bugün bir büyük alim gelecek. Zaten zihinlerde biliniyor o. Ahdi zihni, ahdi harici bu demek. Fellezine, fellezine huna burada, yani şu innellezine keferu'da işaretun ila sanadidil küfri. Küfrün beyin takımı ve ileri gelenlerine işaret. Emsalu, emsali Ebi Cehlin ve Ebi Lehebin. Değil mi? Ve Ümeyyete ibn-i Halef'in. Yani bunun gibilere misal. Ebu Cehil işte vesaire. Ve kad matu alel küfri. Küfür üzerine gebermişler bunlar. Fe ala haza. Buna göre fil ayeti ihbarun anil gayb. Gaybden haber verme var. Öyle değil mi? Geçmişte olan şeyler bunlar. Gaybden haber veriyor. Ayet anlatıyor. Ve emsalu haza. Bu gibiler lemaatun. Öyle parıltılardır ki ayetten çıkan. Minha nev'un minel i'caz. Allah Allah. Yani bir çeşit icazdır. Minel enva'il erbati lil i'cazil manevi. Manevi icazın dört çeşidinden biridir. Ne demek dört çeşidinden biri? Buna bakmamız lazım. Manevi icaz açısından dört çeşidinden biri. Ya kardeş işte burada. Yani bakmak lazım. Yoksa düşersin sen. Oldu mu? Ya ulaike humul meflihun humul muflihun. Şimdi burada tamam. Dört nevi icaz-ı manevi şuymuş. Biliyorsun Lemaat'ta dediği zaman yedi nevi külli icazını beyan ediyor Kur'an-ı Kerim'in. Bunlardan biri umur-u kevniyedeki gayb. Kainatla alakalı gaybi haberler. Dünyanın deve kuşunun yumurtası gibi yaratılması gibi. İkincisi hakaik-i ilahiyedeki gayb. Allah'a ait hakikatler. Ne demek? Hallakiyeti, ahireti vesaire. Mazideki gayb. Geçmişte olanlara verilen misaller ve bir de müstakbeldeki gaybtir. Oldu mu? Ya enteresan. Çok güzel bu. Çok güzel. Evet. Cezakumullahu hayran kesira ve allemenallahu ilmen nafi'a. El Fatiha. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin.